Haberin merkezinden, STV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar. 19 ana haber bülteninde günün öne çıkan başlıkları ve gelişmeleriyle ben Soner Yüksel sizlerle birlikte olacağım. Yine bir kısıtlama öncesindeyiz. Yaklaşık 2 saat sonra yeni bir hafta sonu kısıtlaması başlayacak ve cumartesi pazar günü de diğer haftalarda olduğu gibi mücbir sebep dışında dışarı çıkışlar yasaklanacak. Tabii yavaş yavaş pandemideki rakamların azaldığını da varsayarsak bu hafta sonu kısıtlarının da artık sonuna doğru geldiğimizle ilgili öngörüler ve söylemler var. Hatta bununla ilgili dedikodular da var ama bunların az önce de belirttiğim gibi dedikodu olduğunu, herhangi bir resmi makamdan kurumlara gönderilmiş bir yazı olmadığını haberimizin başında belirtelim ve geçelim Eskişehir gündemine. Bugün Anadolu Gazetesi'ndeki köşe yazısında Eskurup Genel Koordinatörü Ali Baş önemli bir çağrıda bulundu. Kimeydi bu çağrı? Eskişehir'in milletvekillerineydi. Çağrının konusu da devlet opera ve balesi ile ilgiliydi. Malumunuz Eskişehir bu konuda, kültür sanat konusunda epey meziyetli. Türkiye'nin pek çok şehrini önde bırakacak kadar istekli bir şehir. Bununla ilgili altyapısı da yıllardır zaten kendini gösterdi. Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti milletvekilleri eğer istekkar olursa bunun gerçekleşebileceğini, aynı zamanda bina konusunda da, idari konuda da Büyükşehir Belediyesi'nin yardım edebileceğini dile getirdi Baş. Anadolu Gazetesi'ndeki köşe yazısında Eskişehir'in kültür sanat potansiyeline dikkat çeken bir yazı kaleme alan Eskurup Genel Koordinatörü Ali Baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemlerde sık sık kültür konusunun üstünde durduğunu belirtti. Ali Baş, Eskişehir Opera ve Bale Günleri 10 yıldır düzenleniyor. Dünyaca bilinen eserlerin gösterimi yapılıyor. Şehir dışından çok sayıda sanatsever de bu gösterileri izlemek için Eskişehir'e geliyor. Devlet Opera ve Bale Genel Müdürleri, üst düzey yöneticileri de opera günlerine katılır ve açılış törenlerinde övgüyle söz ederler. Ne yazık ki müdürlük konusunda ileri bir adım atılmaz. Eskişehir'de düzenlenen opera ve bale günleri nedeniyle Cumhuriyet tarihinin ilk opera sanatçısı Semiha Berksoy adına kızı Profesör Zeliha Berksoy tarafından kurulan Semiha Berksoy Vakfı'nın opera ödülleri içinde en büyüğü olan özel ödül Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e verilmişti diye hatırlatmalarda bulunarak opera ve senfoniler için hemen her yerde yeni binalar yapıldığını ve Eskişehir'in ise bunlardan payını alamadığını belirtti. Kültür bakanlarının geçmiş dönemlerde kendi memleketlerine kazandırdığı devlet opera ve bale müdürlüklerine de atıfta bulunan Ali Baş, Nabi Avcı'nın Kültür Bakanlığı sona erse dahi fırsat kaçmadı diyerek Eskişehir milletvekillerinin bu konuda istekli olması gerektiğini söyledi. Önemli bir konuda çağrı yapmış sevgili Ali Baş. Hakikaten Eskişehir, az önce de dile getirdim, opera ve bale konusunda, kültür sanat faaliyetleri konusunda Türkiye'nin parmakla gösterilen ender şehirlerinden biri. Ama ne yazık ki devlet opera ve balesinin pek çok şehirde müdürlüğü olmasına karşın Eskişehir'de yok. Bunun belki de İçinde bulunduğumuz koşullarda Eskişehir iktidarındaki aktörlerin farklı kanatlarda olmasından kaynaklandığı da dile getirilebilir. İstek konusunda belki de ilgili makamlara yeterince istek yapmadığımız da söylenebilir. Ama zararın neresinden dönülürse kârdır. Eskişehir, Devlet Opera Balesi Müdürlüğü'nü hak eden şehirlerden biri. Bakanlık yaptığı dönemlerde, haberde de dinledik, kültür bakanları hep şehirlerine Devlet Opera Balesi'nin genel müdürlüğünü kazandırdı. Dolayısıyla bizde de kültür bakanlığı yapmış değerli bir isim var. Profesör Doktor Nabi Avcı. Onun da çabalarıyla neden olmasın diyelim. Bu çağrıyı biz de sevgili Ali Baş gibi altını çizerek sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi gelelim yine televizyonculuğu ilgilendiren bir haber, bir gelişme ama aslında hepimizi ilgilendiren bir gelişme. Biliyorsunuz Türkiye'de aralarında bizim yönetim kurulu başkanımız sevgili Özgür Fetih Demirtaş'ın da bulunduğu önemli bir sendika var. Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası. Aslında yayıncılıktaki kaliteyi, ilke değerlerini, bilgi kirliliğini önlemek adına da çok sağlam adımlarla çalışıyorlar. Bugün yönetim kurulu üyeleri Afyonkarahisar'daydı. Afyonkarahisar'da bir dizi incelemede ve temasta bulundular. Aralarında Eskurup Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Fethi Demirtaş'ın da bulunduğu Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri Afyonkarahisar'da bir araya geldi.
Burada bir dizi incelemelerde bulunan Türk TV İSSEN Yönetim Kurulu üyeleri, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ali Temiz'i ziyaret etti. Türk TV İSSEN Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okan Kaya, yeni kurulan sendikanın çalışmaları hakkında Vali Çiçek'e bilgi verdi. Sayın Valim, öncelikle kabulünüz için çok teşekkür ederiz. Biz 12 televizyon sahibi olarak Türkiye'de televizyon yayıncılığının sorunlarını çözmek, daha kaliteli, daha güzel yayınlar yapabilmek, ayrıca yayıncılığın getirdiği bazı sıkıntıları da gündeme getirmek için Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası'nı kurduk. İlk ziyaretimizi Ankara'da yaptık, ilk toplantımızı Ankara'da yaptık. Şimdi de yönetim kurulu üyemiz, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Emin Güzbey ile birlikte bir toplantı için Afyon'da bulunmaktayız. Sizleri bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ise, Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası'nın yakın zamanda kurulmasına rağmen çok büyük ses getirdiğini söyledi. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Türkiye Televizyon İşverenler Sendikası kurulalı yakın zaman olmasına rağmen çok büyük ses getirmeye başladı. Bir birlik beraberlik sağladı. Onu ben de hem Mehmet Emin Güzbey Bey'den hem de kendim tanıdığım kişilerden ve çevreden bu tür bilgileri çok aldım. Ve çok önemli olması gereken şeye doğru hızla ilerliyorsunuz. Bundan dolayı hem teşekkür ediyoruz hem de biz valiler için bu yerel televizyonlar o kadar önemli ki bütün bilgilendirmeleri, bütün halka duyurmak istediğimiz şeyleri en yakın, en çabuk ve en büyük kitleye bu vasıtayla ulaşabiliyoruz. Atatürk Caddesi, Millet Bahçesi giriş kapısı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında tramvayla motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu bir kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Reşadiye Bulvarı ile Atatürk Caddesi kesişiminde gerçekleşti. Otogar istikametine giden tramvaya Atatürk Caddesi üzerinde seyreden Furkan Ö idaresindeki 26 AGB 509 plakalı motosiklet yandan çarptı. Motosiklette büyük hasara sebep olan kazada tramvayın camında ufak çaplı hasar oluştu. Esogi Otogar seferini yapan tramvayın Atatürk Caddesi üzerinden geçtiği esnada yaşanan kazada araç ve tramvay trafiği aksarken ekiplerin yapmış olduğu incelemeden sonra trafik tekrar normale döndü. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Furkan Ö, Esogi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yine bir kaza, daha doğrusu kazalar haberiyle devam edeceğiz. Çünkü aynı bölgede kış aylarında daha sık olurdu. Birden fazla kaza yaşandı bugün. Hemen arkamda görmüş olduğunuz bu alan. Atatürk Bulvarı'nın parktan önceki köprüsünün altında kalan kısım. Önemli bir eğlence merkezinin de karşı tarafı. Burada hem keskin bir dönemeç var hem de yıllardır kot farkından kaynaklı ciddi bir sorun var. Alışık olanlar, sık sık bu yolu kullananlar biraz tedbirli ama bazen bilmeyenler ya da ne kadar dikkat ederse etsin virajın da azizliğiyle birlikte sürekli maalesef refüj üstüne çıkanlar, yol kenarındaki kaldırımın üstüne çıkanlar, özellikle kış aylarında havanın biraz yağışlı olduğu, kar ya da yağmur fark etmiyor günlerde sık kazaların yaşandığı bir nokta ama bir türlü de çözülemedi. Bugün belki yağış yoktu ama yine bundan kaynaklı olarak birbiri ardı sıra 4 kaza meydana geldi bu noktada. Eskişehir'de Odunpazarı ilçesi Orhan Gazi Mahallesi Özdeyiş Sokak'ta arka arkaya 3 araç birden kaza yaptı. Osman Gazi Üniversitesi'nden stadyuma giden yolda meydana gelen kazalarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yolun bozuk olmasından kaynaklı meydana gelen kazalar sürücülerin tepkisine yol açtı. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabilen sürücülerin araçlarında maddi hasarlar meydana geldi.
Yolun içe değil dışa doğru eğimli olmasından dolayı bölgede sık sık kaza yaşandığını söyleyen bölge sakinleri de yolun bir an önce yapılmasını istiyor. Zira bir gün içinde 3 aracın birden kaza yaptığı bu yolda sık sık kazalar yaşanıyor. Emniyet güçleri yine görev başındaydı. Jandarma Bilecik'in Söğüt ilçesinden yanında getirdiği uyuşturucuyu Eskişehir'e sokmak isteyen şüpheli aracı durdurdu ve yaptığı operasyonla yine zehir tacirlerine damga vurdu. MK ve ŞM isimli şahısların ellerinde bulunan uyuşturucu maddeleri Bilecik'in Söğüt ilçesinden Eskişehir İl Merkezi'ne getirerek piyasaya süreceklerinin öğrenilmesi üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ortaklaşa düzenlenen operasyonda şüpheli MK isimli şahsın kullandığı 43 plakalı araç Eskişehir ili sınırlarına girdiği andan itibaren takibe alındı. Takibe alınan araç jandarma uygulama noktasına yaklaştığında araç içerisinden bir şeylerin atıldığının görülmesi üzerine şüpheli araç Eskişehir-Bursa karayolunun 27. kilometresinde durduruldu. Çevrede yapılan araştırmada araçtan atılan 3 adet cam kavanozun içerisinde toplam 1 kilo 620 gram toz esrar bulundu. Araç içinde yapılan aramadaysa 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan MK ve ŞM isimli şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak maddesine muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece MK isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ŞM isimli şüpheli ise tutuklanarak Eskişehir L tipi kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. Haber deyince tabii pek çok kez aklımıza olumsuz olan koşullar, şartlar, kazalar geliyor. İyiler yok mu? Zaman zaman oluyor. Onlardan biri de yine şehrimizi ilgilendiren, ülkemizi de ilgilendiriyor ama şehir özelinde bizleri sevindiren, gurur veren bir tablo. Nedir o tablo? Bakın, daha bir ay önce, çok uzun bir zamana gerek yok. Eskişehir'de Hayat Eve Sığar uygulamasını açıp riskli bölgeleri gözlemlediğimizde kıpkırmızı. Hepimizi tedirgin etmesi gereken, sokağa çıkmaya bizleri korkutan bir tablo karşımıza çıkıyordu. Bir ay geçti, tabii denetimler, hafta sonu denetimleri, yılbaşındaki 4 günlük kısıtlama, bunlar işe yaradı mı? Evet, bunlar işe yaramış olacak ki, şimdi Eskişehir haritası, ısı haritası, virüs haritası bir ay öncekiyle kıyasladığımızda bizlere gurur veriyor. Uygulanan kısıtlamalar kapsamında Eskişehir genelinde koronavirüs tablosunda düşüş yaşandı. Eskişehir'de Hayat Eve Sığar uygulaması yoğunluk haritasındaki bir aylık değişime bakıldığında neredeyse kırmızı bölge kalmadı. HES uygulamasında bir ay önce yüksek risk gösteren çoğu alan düşük riskli görülüyor. 8 Aralık'ta kıpkırmızı olan risk haritası 8 Ocak'ta yeşile büründü. Uygulanan sıkı denetimler ve sokağa çıkma kısıtlamasının etkileri Eskişehir'de netice vermeye başladı. Şimdi iyi ekranlara getirdik ama iyi korumak için ihmal etmememiz gerekenleri de ekrana getireceğiz. Bir izleyicimiz, STV izleyicisi bizlere ulaştırdı bu görüntüleri. Çok uzak görüntüler değil, belki izleyenlerin içinde burada olanlar da vardır. Borsuk kenarı, özellikle kanlı kavak mevkii. Tabii evlerde sıkıldı insanlar. Havada bir parça güneşli olunca kendilerini dışarıya atmak istiyorlar. Sosyalleşmek en büyük, en temel ihtiyaçlardan bir tanesi, hak veriyoruz. Ama bunu gerçekleştirirken bizi bundan alıkoyan virüse de davetiye çıkarıp belki de pek çoğumuzun hakkına girdiğimiz sahneler, tablolar çıkıyor karşımıza. Birazdan izleyeceğiz haberi ve dikkat etmenizi isteyeceğim. Kaç kişide maske var, kaç kişide mesafe var? Takdir de sizlere ait. Güneşli havayı fırsat bilen gençler soluğu Porsuk kenarında aldı. Kimi hamak kurup kitap okumaya daldı, kimi sazıyla sözüyle geldi, şarkılar söyleyip eğlendi. Güzel, güneşli bir günde gençler. Güzel hava diye herkes kendini sokağa attı ama maalesef sosyal mesafe unutuldu. Cuma şehrimiz
Peki güneşte o da yararlı gençler. STV WhatsApp ihbar hattımıza gelen bu görüntüler Sümer Evleri mevkiinden. Ne kadar güzel, temiz havada. Hem dinleniyor hem hamakta hem de kitap okuyor. Sosyal mesafe ve maske kullanımını ihlal eden gençler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Kısıtlamaya az bir süre kaldı. Halen daha duymayanlar, bilmeyenler varsa hatırlatalım. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bu kısıtlama sürecinde hafta sonunda bazı caddelerde bir takım çalışmalar gerçekleştirecek ve bununla ilgili olarak vatandaşları o caddelere araç park edilmemesi konusunda uyardı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili bazı konularda Eskişehir halkını uyardı. Belediyenin yayımladığı duyuruya göre 10 Ocak Pazar günü Şehir Hastanesi ile 75. Yıl Mahallesi ve Opera Kumlubel arasında Estram tarafından Vatmanlar için eğitim sürüşleri yapılacağı belirtildi. Bu nedenle Gaffar Okan Caddesi, Nizam Sokak, Halman Sokak ve Asap Sokak başta olmak üzere yeni hatlar üzerine araç park edilmemesi uyarısında bulunuldu. Ayrıca belediye ekipleri tarafından hafta sonunda budama işlemlerinin de devam edeceği bildirildi. Ali Fuat Güven Caddesi ile Atatürk Caddesi arasındaki bölümde ve Taş Köprü Caddesi'nde gerçekleştirilecek çalışmaların sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için belirtilen caddelere de araç park edilmemesi konusunda vatandaşlar uyarıldı. Eskişehir Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri bugün kameraların karşısına geçti ve bir talepte bulundular. Onlar Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesi Doktor Şehmuz Gökalp'in serbest bırakılmasını talep ettiler. Bölgede Eskişehir Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu, Kasım'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesi Doktor Şehmuz Gökalp'in serbest bırakılmasını istedi. İlk olarak konuşan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Doktor Bülent Nazım Yılmaz süreç hakkında bilgi verdi. Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesi Şehmuz Gökalp 20 Kasım 2020 tarihinde katıldığı bir toplantı nedeniyle önce gözaltına alınmış, sonra çıkarıldığı mahkemede Demokratik Toplum Kongresi toplantısına katıldığı gerekçesiyle tutuklanmıştır. Eskişehir Tabip Odası Başkanı Mehmet Akif Aladağ da şu ifadelerde bulundu. İyi bir hekimdir, iyi bir insan hakları aktivistidir, iyi bir Türk Tabipler Birliği'nin üyesi ve temsilcisidir. Şehmuz Gökalp'ten terörist çıkmaz. Neden? Çünkü Şehmuz Gökalp birlikte yaşamanın, bütün renklerin bu ülkede bir arada barış içinde yaşaması için mücadele eden bir insandır. Eskişehir Bilecik Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Neşe Çağlayan Yılmaz ise Gökalp'in suç unsuru içerdiğine ilişkin somut delile dayanmayan yalan beyan ve iftiralarla özgürlüğünden yoksun bırakıldığını ifade etti. Dolayısıyla hukuka aykırı, somut kanıtlara dayanmayan yalancı tanık beyanlarının gerekçe gösterilerek Doktor Şehmuz Gökalp'in tutuklanmasının kabul edilmez olduğunu bir kez daha söylüyoruz. Ve Türk ceza hukukunda tutuksuz yargılamanın esas olduğunu hatırlatıyor. Arkadaşımız, meslektaşımız Doktor Şehmuz Gökalp'in somut delillerden yoksun olan suçlanma durumunun göz önüne bulundurularak derhal serbest bırakılmasını ve yargılamanın tutuksuz olarak devam etmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Sağlıkçılar tepkilerine devam ediyorlar. Dün Yunus Emre Hastanesi önündeydi. Bugün de Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde bir araya geldiler. Ne diyorlar? Tükeniyoruz diyorlar. Sağlıkçılar, özellikle şu dönemde sağlıkçılar tükeniyorsa biz ne oluruz? Varın siz düşünün. Peki neye tepki gösteriyorlar? Yaşadıkları tüm risk, sıkıntı, olumsuz koşullara rağmen bir de bunun üstüne memurlara gerçekleştirilen zammın kuru ekmek zammı olduğunu ve ciddi anlamda onları zora sürüklediğini dile getirerek buna karşı tepkimiz devam edecek diyorlar. Hiç vakit kaybetmeden... Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde bir araya gelen SES Şube Başkanı Birtürk Özkavak ve beraberindeki sendika üyesi sağlık emekçileri, memur ve memur emeklilerine yapılan zamma tepki gösterdi.
Yapılan zammın sefalet zammı olduğunu ifade eden Özkavak mücadele çağrısını yineledi. Açlık sınırının 2600, yoksulluk sınırının 8600 TL'yi aştığı bugünün koşullarında emekçilerin Ocak maaş zamlarının sahte enflasyon rakamlarını ile açıklanmasını kabul etmiyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin salgın boyunca yaşadığı büyük travmayı defalarca paylaştık. Salgının getirdiği yaşam tehdidi ve ağır çalışma koşullarını duymayan, görmeyen kalmadı. İğneden ipliğe yapılan zamlarla hayat çekilmez hale gelmiştir. Gerçek enflasyonun %40'ları bulduğu bu koşullarda bu zamları kabul etmiyoruz. Bugünden itibaren tüm iş yerlerinde taleplerimizi dile getireceğiz diyen Özkavak, emekçilere seslenerek mücadele çağrısında bulundu. Şimdi hayatımızın içinde teknolojiyle birlikte pek çok şey artık normale dönmeye başladı. Bunlardan biri de drone kameralar. Ama özellikle sürücüler kural ihlali yapıyorlarsa, trafiği aksatıyorlarsa onlar için daha da korkulu rüya haline geldi bu dronelar. Çünkü onlar fark etmezken trafik ekipleri, bazen jandarma, bazen trafik müdürlüğüne bağlı ekipler gerçekleştirdikleri denetimlerde pek çok ihlali yakalıyorlar. Yine bir denetim gerçekleştirildi. Jandarma trafik gerçekleştirdi bu denetimleri ve denetimler sonucunda da 41 kişiye ceza kesildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında helikopter destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak, yükü karayoluna değecek veya düşecek şekilde yüklemek, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak, trafiği tehlikeye sokmak gibi kurallara uymayan 41 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Denetim süresince toplamda 10.240 TL idari para cezası kesildi. Evlerde daha çok zaman geçirmek zorunda kalınca yeni alışkanlıklar, yeni hobiler, uzun zamandır isteyip de yapamadığımız pek çok şeyi hayatımıza eklemleme gereği duyduk. Tabii bunların başında da çok istememize rağmen bir türlü gerçekleştiremediğimiz enstrüman geliyor. Enstrüman çalmayı çok istiyoruz. Kimimiz bunda çok başarılı, çok yetenekli ama benim gibi çok uğraşsa da bu konuda muvaffak olamayanlar da var. Haliyle bu enstrüman satışlarına yansıdı. Kimisi elinde uzun yıllardır kullanmadığı enstrümanını tamir ettirmeye götürüyor. Kimisi de kendine uygun bir enstrüman seçmek için müzik satış noktalarının, müzik aletleri satan mağazaların kapısını aşındırıyor. Sokağa çıkma yasakları müzik aleti satışlarını artırdı. Kimi yıllardır el sürmediği enstrümanlarını tamire götürdü, kimi de yeni müzik aletlerine merak saldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eskişehir Mahalli Sanatçısı Ömer Ulutaş, müzik aleti tamiri ve satışı için açtığı dükkanında işlerin son günlerde arttığını belirtti. Müzik mağazamda %99.9 normal vatandaşa yönelik bir hizmet var. %1'i belki müzisyenlere yönelik bir hizmet var. Çünkü biliyorsunuz müzik sektörü bittiği için şu an hiçbir şekilde faaliyet olmadığı için bu camiadan ekmek yiyen meslektaşlarımızda cihazları olsun, bakımlar olsun şu an hiçbir şekilde yaptıramıyorlar. Tamamen vatandaşımıza yönelik bir hizmetimiz var şu an. Onların da dediğim gibi içerisindeki müzik aşkı tekrar böyle can sıkıntısından çıktığı için vatandaşlarımızın tamamen evlerindeki müzik aletlerinin aksesuarları veya işte dediğim gibi tamiratlarıyla ilgileniyoruz. Ulutaş müzik meraklılarını da enstrüman çalmaya teşvik etti. Son günlerde müziğe yönelik gerçekten insanların pandemiden dolayı evinde müzik yaptığını görüyoruz. Korkmayın veya içinizdeki müzik aşkınızı saklamayın. Her zaman müzik vardır, müziğin yaşı yoktur. Müzik evrenseldir. İstediğiniz müzik aleti, istediğiniz müziği yapabilirsiniz. Buradan bunu vatandaşlarımıza mesaj vermek istiyorum. Hele ki... ...2020 bitsin gitsin derken ikinci hafta sonuna bile girmek üzereyiz. Birazdan kısıtlama başlayacak ve hafta sonunda evlerde olacağız. Tabii... Hafta sonunda düşünmemiz için de kendimize birçok fırsat kalıyor. En çok düşünmemiz gereken hususların başında bu hafta da çok dikkati çektik, kuraklık geliyor.
Yani su kaynaklarının artık insan hayatının devamını mevcut haliyle karşılamayacak olması, bu risk pandemiden çok daha büyük bir tehlike, büyük bir felaket demek. Biz yarın ana haber bülteninde izleyeceksiniz, sevgili Şener Çetin sunacak. ES grubun deneyimli isimleriyle birlikte Eskişehir'in en önemli su kaynağına gideceğiz. Yerinde gözlemleyeceğiz. Orada yorumlarımızı da yapacağız. Tabii hafta sonu pandemiye özel STV ekranlarında izleyeceğiniz pek çok detay var ama bu konuyu da şimdiden altını çizerek belirteyim istedim. Ben Soner Yüksel, teşekkür ediyorum bizlerle olduğunuz için. Tekrar görüşünceye dek esenlikler diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.